Hepinize merhabalar. Dinç Gökay kanalına hoş geldiniz. İyi hafta sonları diliyorum. Antalya'da marketin önünde elinde sopalı bir arkadaşın yargı dağıttığını izledim. Bununla ilgili olarak sizlere birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Ortalama 5-6 kişi var video içerisinde. Fakat olaya dahil olan ilk etapta bu sol taraftaki uzun boylu arkadaş, daha sonradan da saldıracak olan adama ters dönmüş, böyle gayet rahat bir şekilde duran arkadaşın videosunu izleteceğim sizlere. Kavgayla alakalı olarak bir yorum yapmayacağım ama sokaktaki tavrınızla alakalı olarak bir yorum yapabilirim burada. Şimdi elinde sopayla üstünü çıkarmış, kesinlikle sizi dövmeye gelen bir adama kimse asla şu şekilde şöyle yayılarak bakmaması gerekir. Ortam bu kadar gerginken sopayla üstsüz sizi dövmeye gelmiş bir adama bu kadar relax takılamazsınız. Takılırsanız da sonucunda, şimdi videoyu ufak ufak izleteceğim, başınıza geleceklerden kimse sorumlu değil. Şimdi bu olayı savunmuyorum tabii ki de. Bu iri arkadaş geliyor ve abiyi göndermeye çalışıyor. Göndermeye çalışırken bu arkası dönük olan arkadaşın kalçasına doğru sopayla vuruyor. Sopayla vurduktan sonra şimdi bir tamamen bunu izleyeceğiz. İzledikten sonra da ben size bunu ufak ufak anlatmaya çalışacağım. Durdura durdura anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu videoda baktığınız zaman kimsenin bir kavga çıkacağından falan haberi yok değil mi? Sopayla inen biri olduğu zaman biraz gardlı olmamız gerekir. Şimdi bu arkadaş burada başlıyor. Yavaş yavaş izleteceğim şimdi. Burada bir tehditler savuruyor. Kavganın genel anatomisinde bu vardır. Tehditler savrulur. Tehditler savrulurken bir tane darbe gelir. Darbe geldikten sonra bakın burada bir müdahale yapıyor. Müdahaleyi yaptığın zaman abi, bu müdahaleyi yapıyorsan o devamını getireceksin. Rakibin eğer sana sopayla vurduysa, üstüne doğru gidiyorsan bu pozisyonda bu adamı bacaklarına saldırıp yere düşürebilirsin. Yere düşürdüğün zaman ne olur? Çevreden gelenler ayırır veya sen bir iki darbe vurup kurtulabilirsin. Kavga edin diye söylemiyorum. Sadece biraz daha şey anlatmaya çalışıyorum. Kendinizi nasıl kurtarırsınız onu anlatmaya çalışıyorum. Burada vurduktan sonra bu adamın üstüne doğru gittiğinde bu adam geri çekiliyor. Fakat diğer genç arkadaş kaçınca diyor ki bu benden korktu, ben buna devam edeyim yürümeye diyor. Yürü abi, yürümeye devam ediyor. Burada o ciddi anlamda kafanız gözünüz patlayacağına kolunuzu bacağınızı bırakırsınız burada. Bir şekilde o sopadan kurtulursunuz. Ama arkanız dönük, rahat, ben bu adamı alırım zaten tavrında olursanız bu şekilde ters bir hamle alırsınız ve hamleyi aldığınız zaman da yere patates çuvalı gibi yığılırsınız. Burada baktığınızda bu bacakla tahtayı alma stratejisi de çok yanlış. Gardınızı iyice kapatırsınız. Frontu bir kere 1.80 falan kaldıramazsınız. O tahtanın geliş yeri nereden baksanız 2.10'dur. Frontla, yani dizlerinizi kaldırarak korunamazsınız. Ellerinizle korunursunuz. Belki push kick yaparsınız. Yaptığınız zaman adam geriye doğru sendeler düşer, darbe yapabilirsiniz. Ama bu şekilde rahat rahat şöyle şöyle yaparsanız arkadaşın size sallayarak vurduğu darbelerin herhangi bir tanesine maruz kalabilirsiniz. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bir kere kullanacağı alanlar var. Marketin tabelası var, şemsiye var. İçeri girip çıkabilir, bir şeyler yapabilir. Kavga etmeyi bilmiyorsanız da kafanızı kullanmayı bilin. Burada arkadaşın yaptığı şey tamamen savunmayı bilmemek. Eğer ki kendini savunabilseydi burada arkadaşı çok temiz yere indirebilirdi. Şimdi diğer arkadaşların müdahale etmemesi de ayrı bir konu zaten. Şimdi burada eğer ki bu adam buna yere düştükten sonra vurmaya devam etmiyorsa, marketçiye yürüyorsa, bu adamın amacı korkutmaktı. Bu adam da bunun olacağını bilmiyordu zaten. Şimdi bu adam da bunun olacağını bilmediği için bakın burada bildiğiniz beyzbolda vurur gibi vuruyor ve müdahale edemiyorlar. Şimdi kulak ve boyun kısmına bir darbe aldığınız zaman kesinlikle bunun üstesinden gelemezsiniz. Ne olur? Darbeyi alırsınız abi. Darbeyi aldıktan sonra tamamen knockout olur, aşağı düşersiniz. Burada ilk sopa darbesini vurduktan sonra müdahale edip yere düşürüp sopayı etkisiz alıp elinden adamı etkisiz hale getirecektiniz. Siz de sokakta eğer ki bu tarz bir tartışmayla, bu tarz bir müdahaleyle karşılaşırsanız en azından aklınızda bulunsun diye söylüyorum.
Her zaman kafa bölgenizi koruyun. Bu tip darbeleri almamaya çalışın. Daha sonrasında müdahale edeceğiniz herhangi bir şey, bu adamın belki burada da bir problem yaşadı. Belki öldü, belki sakat kaldı. Bu tarz durumlara sıkıntı yaratabilir. Yine de biz size kavga etmemenizi tavsiye ediyoruz. Ama kavga çıkacaksa da size, eğer ki müdahale geldiğinde siz geri oraya püskürtmüyorsanız, elinden almaya çalışmıyorsanız ve çevredekilerin hepsi biraz ayrılıyorsa bu olaydan, ki bu arkadaşın neden bu kadar uzakta kaldığını anlamış değilim. Yani karşı tarafa bu şekilde darbeyle ölümüne bile sebep verebilirsiniz. Yani inşallah tekrar bu şekilde bir olay yaşamazlar. Ama sessiz olun. Böyle bir ortamda, gergin bir ortamda arkanızı kesinlikle dönmeyin. Sopayı tutabilirsiniz. Kolunuzla darbeyi alabilirsiniz. Dirseğinizle müdahale edebilirsiniz. Dışarıda yumruk atmak da elinize zarar verebilir. Dirsek vurmayı biraz öğrenin derim. Bu hafta böyle bir şey anlatmak istedim. Yani aslında çok basit bir mevzu. Bence bu kadar ileriye gitmemesi de gerekiyordu. Neyse, siz kimseye bulaşmayın. Umarım kavga etmezsiniz. Ederseniz de vereceğimiz tavsiyeler aklınızda bulunsun. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere.